Zonguldak Kömür Spor evinde Ankara Demirspor'u ağırladı. Başkent temsilcisi maçtan 4-3 galibiyetle ayrıldı. Telefon attığımızda Serhat Gülpınar var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Tekrarla. Hocam öncelikle maşallah diyelim. Sonrasında devam edeyim. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet. bu hafta çok değişik bir maç oldu işin açıkçası. Bakıyorum maçı. 1-0'a geçtik. 1-1 oldu hakikaten çok kısa bir sürede. Zaten ilk yarı gol olmadı hiç. İkinci yarı biraz daha rakibin aslında ikinci maç olmasından dolayı 60. dakikadan sonra biraz daha oyundan düşeceklerini hesaplamıştık işin açıkçası. O hesaplarımızı tutmaya başlamıştı ama attığımız golün rakibinde bir tane kötü bir dedik. Sonra 3-1'i bulduk o arkasına çok kısa sürede. Sonra golden yine 2 dakika sonra bir penaltıyla 3-2 oldu. Tabii Zonguldak Kömür'de içeride oynama avantajıyla oyuna ortak oldu. Sonra bireysel bir hata 3 oldu. Ama oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar. 90+4'tü galiba mekanı hakkında. Ve maç kazandık ama bayağı bir stresli maç oldu bizim adımıza. Tabii bu haftalarda artık sonuç daha önemli bizim gibi takımlar için. Çok zor bir deplasmandan 3 puana döndük. Bu anlamda çok mutluyuz. Hocam siz böyle devam ederseniz maşallah şampiyonluğa kadar yolu var bence bunun. İnşallah. Ya bakalım biz şimdi kısa orta uzun vadeli planlarımız hesaplarımız var ama ilk etapta playoff grubunun içinde en kötü ligi tamamlamaya çalışacağız. Zor rakiplerimiz var, zor maçlarımız var. 6 puanlık bir avantajımız var ama bu ligde neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Hafta hafta gidip bir an önce alt grupla puan farkına inşallah ilk hedefimiz playoff grubunda en azından ligi bitirebilmek. Hocam Erhan'ın size bir sorusu varmış. Merhaba. Bazı düşünceleri var bir de Ankara Demirspor'un evinde oynadığı oyunla ilgili. Hocam nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İyiyim ben de. Hocam teknik bir soru sorabilir miyim? İznin verirseniz. Takımla alakalı. Teknik bir soru soracağım. Oyuncu tercihiyle alakalı. Hiç girmedim derseniz de sormam ama. Yok. Tabii. Ne demek ya? Açız. Eleştiriler açız. Eleştiri değil hocam. Hocam iyi akşamlar. Eyüp Hoca. İyi akşamlar. Eyüp abi, hocam. Hocam önce soruyu duy, sonra cevap vermeme konusunda tercih senin. Sıkıntı yok. Yok hocam. Hocam şimdi Serkan Sözmen benim takım arkadaşım Bandırma Spor'dan, sol bek. Abdullah Çelik de Buksaş Spor'dan öğrencim. Şimdi ikisi de sol ayaklı. İkisi de sol bek mevkisinde oynadığı için. Şimdi Abdullah Çelik tercihinizin hani takımın boyunu yükselteyimle bir ilgisi var mı yoksa farklı nedenleri mi var? Sadece bunu sormak istedim hocam. Merakımdan, kendi merakımdan. Yok, şöyle doğru aslında güzel de bir soru. 10-11 haftalık dönemde Serkan'la Abdullah'la da sol stoper diye başladık. Yani bizim arkadan oyun kurma opsiyonlarında bundan sol stoper olması çok büyük avantaj sağladı bize. Ondan sonra tam hatırlamıyorum haftasını. Ondan sonra orada bir değişikliğe gitmek istedik. Ümit de iyi çalışıyordu. Ufukman hak edecek performansı sağladı. Ona bir şans verelim dedik. O gün öyle bir tercih yaptık, deneme yaptık. Abdullah'ı sol beke çekip Ümit'i sol stoper şeklinde oynattık. Bazı şeylerden feragat ettik ama söylediğinde önemli bir olguydu bizim için. Yani savunma hattının boy ortalamasını uzatıp özellikle savunma hücum yan toplarında avantaj sağlayabiliyordu bize. Çünkü beklerin uzun olması sen de biliyorsun yani normalde çok olan bir şey değil. Yani genelde kısa oyuncular oluyor bizim ligimizde ya da üst ligde. Onda da şimdi bizim sol bekte oynattığımız stoper özellikli oyuncu Abdullah yaparken öbür taraf Eren Bektaş da hücumcu bir bek olduğu için ikisinin dengesini de bu şekilde sağladık. Ondan sonraki süreçte maçlarda savunma anlamında doğru işler yaptık ve çok az gol yedik. Öyle olunca tutunca da biz o şekilde devam ettik. Yoksa Serkan'ın
performans anlamında da çok aşağılarda olduğunu söyleyemem ama üst üste maçlar kazandık bu Trabzon maçından önce. Ondan önceki periyotta ligin sonunu iyi getirdik. Sonra ikinci yarıya bir Kırşehir mağlubiyeti başladık ama ondan sonra bir 7 maçlık seri yakaladık. Futbolda biliyorsunuz istikrarı yakaladığın zaman da teknik direktörlük anlamında çok fazla bozamıyorsunuz. O şekilde gidiyor. Serkan'dan da önümüz, Abdullah'dan da önümüz ama şimdilik böyle gidiyor bakalım. Ümit Alper'in de müthiş oynuyor hocam maşallah diyeyim. Nazar evet, vermesin. Ümit Yasin de iyi oynuyor. Yani şimdi savunma hattı özellikle şimdi orta sahada ya da hücum hattında değişiklikler yapabiliyorsunuz ama iyi takımların, hedefe giden takımların oturmuş bir özellikle savunma hattı ve kalecisi olduğunu sizler de çok net bilirsin. Sen eski kaleci olduğun için bunu öndeki oynayan oyuncuların, stoperlerin, beklerinin ya da takımın savunma anlamında omurgasının sağlam olması her anlamda teknik direktörler, antrenörler için önemli bir şey. Biz de bunu oturttuğumuz için çok da fazla oynamak istemiyoruz işin açıkçası. Sonuçlarda geldiği için doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Dediğim gibi şimdilik böyle gidiyor. Çok teşekkürler hocam. Hafta sonu görüşürüz inşallah. İnşallah. Hocam bir şey sormak istiyorum. Buyur Göker abi. Bu hafta Van Spor'u ağırlıyorsun. Ligin son haftasında evet. Da Kocaeli Spor'u. Evet. Şampiyonluk senden geçiyor gibi bir durum oluştu. Abi yani dedim ya ligde şimdi o kadar enteresan. Sen yıllardır bu ligi takip ediyorsun biliyorsun. Yani bu ligde her şey her türlü sürpriz var. Her şeye gebe. Evet bu hafta kritik bir maç var. Ondan sonra rakiplerin birbirleriyle oynayacağı maçlar var. Ligin sonunda Kocaeli Spor'un evet bizde bir maçı var. Kocaeli Spor'un bizden önce de zor maçları var. Ama yani o zamana kadar Kocaeli Spor birinci sırada kalır mı? Bizim oradaki pozisyonumuz ne olur? Onu bilmiyorum ama tabii mutlaka ilk sıraları etkileyecek maçlar olacaktır diye düşünüyorum abi. Hafta sonu için ne diyorsun hocam? 12 maçtır gol yemeyen bir Van Spor geliyor. Evet. Yani ben geçen hafta içeride Etmesut Van maçını da seyrettim. Bu hafta da işte rakibin analizinde oynadığı maçlara da bakma fırsatımız oldu. Bir defa takım savunmasını çok doğru yapan bir takımla oynayacağız. Dinamik oyuncuları var. Belli bir oyun şablonu var onların da. Belli bir felsefe üzerine oynuyorlar. Onu da sahaya çok doğru yansıtıyorlar. Dediğim gibi uzun süredir gol yemiyorlar. Çok fazla pozisyon da vermiyorlar. Ama sonuçta bizim takımda baktığın zaman bu ligin yani 54 golle şeydeki 3 golü de saymasan 51 golle bu ligin en fazla gol atan takımlarından biriyiz. İkinci sıradayız herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet ikinci sıradayız. Evet hocam. Yani pozisyonlar olacaktır. Bizim hedefimiz tabii buraya geldikten sonra biraz önce söylediğim gibi aşağıyla arayı mümkün olduğu kadar kısa sürede açıp playoff grubunda kendimizi sağlama alıp ondan sonrası alakalıyla da hafta hafta maçlara bakarak kendimize yeni bir hedef belirleme. Bu açıdan da Van Spor maçı çok önemli bizim için. Onlar için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli. Onlar da kazanmak isteyecekler. Kazanmak için oynayacaklar. Biz de kazanmak için oynayacağız. İyi bir maç olacak diye düşünüyorum. İki tane dinamik takımın maçı olacak. Seyredinler. Seyir zevki yüksek bir maç izler diye düşünüyorum işin açıkçası abi. İnşallah hocam tribünde yerimizi alacağız. Seyir zevki yüksek olmasını bekleriz. Başarılar inşallah, diliyoruz inşallah. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz ederim. Hocam katıldığın için. Çok teşekkür ederim herkese. Eyüp hocama, Eyüp abime, takım arkadaşım abi. Erhan hocaya sizlere çok selamlar. İyi akşamlar diliyoruz hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Serhat hocam. Gerçekten en sevdiğim hocalardan biridir benim. Kendisi her soruyu cevaplar. Hiçbir evet. Şeyi geri çevirmez. Ama Gökalp senden ben Zonguldak Kömürspor'la ilgili bir iki cümle almak istiyorum. Zonguldaklı taraftarlarımız senin yorumlarına çok değer veriyorlar. Onları da es geçmeyelim. Şimdi Serhat Hoca hattayken söylemek çok mantıklı olmazdı ama Zonguldak'ta da genelde şöyle bir ifade var maçla ilgili. Bu kadar bal arı kovanında yok. Gördüm. Mustafa Seyhan attığı golü gördüm. Yani Mustafa Seyhan tarihinde öyle gol atmış mı Mustafa Seyhan? Bizim oyuncumuz Erhan da takım arkadaşı adliyeden. Dedi ya Erhan da şans bazen
teknik direktör şansı çok önemli. Evet, evet. Bu kadar çok önemli bir galibiyet olmuş yani. 3-3 bitse Demirspor'un bu haftaki Van maçının bu kadar önemi olmazdı, onu söyleyeyim size. Yani futbol şansı önemli olacak. Zonguldak maçında futbol şansı Ankara Demirspor'un yanındaydı. Yani söylenen o. Ben maçı izleyemedim elbette. Ancak, Zonguldak'ta da sanki bir değişim var. Ama Zonguldak Spor'la ilgili haftalar öncesinden şey söyledi, Erhan söyledi. Yani küme düşmemeyi garantiledikten sonra takımda biraz rahatlama olması, çözülme olması normal. Çünkü buraya zaten parmakların ucunda geldiler, diken üzerinde geldiler. Playoff'a biraz daha yakın olsalardı, aradaki puan farkı biraz daha az olsaydı belki hani yaradana sığınıp biraz daha playoff için falan, ama gene de 3 gollü yani gol yiyorsun, atıyorsun, gol yiyorsun, atıyorsun, 3-1 oluyor, 3-2, 3-3 oluyor. 0-0. Yani Zonguldak Spor aslında üzerine düşeni de yaptı ama dediğim gibi hatta 4. golünde şey olduğuna dair de bir inanç var. 50 oynama. Zonguldak Spor'larda onu söylüyorlar. Hı. 4-3 olan şeyde önce ele temas var. Hakem VAR kamerası da olmadığı için görememiştir hakem. Valla burada 4-3 yazıyor artık. Hoş geçmiş. Yani işte tabiri caizse ki hiç caiz değil. Atalan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Ama oldu. Demirspor hakikaten sezona sıkıntılı başladı. Yukarı abi. Sıkıntılı başlamaz olur mu ya? Çok sıkıntılı başladı. Orada şimdi Serhat'ı da tebrik ediyorum. Dediği gibi hem eski takım arkadaşım geri geldi. Kamplarda o da arkadaşım oldu. Sevdiğim de bir kardeşim. Hakikaten o süreci idare etti. Dönem dönem mesela acaba mı derken playoff'un içinde hep zorladı. Özellikle son haftalarda da yakalamış olduğu zirve yarışıyla da yani dediğiniz gibi. Devre arasında Merve'ni kaybetti hocam. Tabii, bir de dediğiniz gibi Van'la oynuyor, Kocaeli'yle oynuyor. Yani kendi göbeğini de kendi kesip değişik bir sürpriz bir şey de çıkabilir oradan. Allah. Maşallah benim playoff adaylarımdan biri değildi. Ne yalan söyleyeyim Ankara demiş. Ya playoff'u zorlar diye düşünülüyordu ama hani bir iki de hemen. Şu anda şampiyonluğu zorlar aşağı. Tabii. Evet dedim yani ya böyle giderse. Yani içeride düşsene Van'ı yiyen, Kocaeli'ni yiyen falan son maç belki burada bir final olabilir yani. Doğru haklısınız, bakalım izleyip görelim. Grup finali. Tabii hiç. Sonraki evet. Maçıma geçiyorum.